Herkese merhaba, ben Tuğçe Uduvar ve bugün çok uzun süredir beklenen bir videoyla karşınızdayım. Bu videoyu kim bekledi derseniz siz değil, ben ve fırçalar bekliyorduk. Özellikle fırçalar. Ben fırçaların hepsini bir sene önce aldım. Yani evet, yalan yok, bir sene önce aldım. Utanmadan söylüyorum. Bu bir seneyi de böyle göz göze bakışarak, birbirinin üstüne psikolojik baskı kurarak geçirdim. Ama hani paketi beraber açarız, denemeyi beraber yaparız, size de fikir olur diye düşünmüştüm. Çünkü hepsini Türkiye'den aldım. Hani sizinle rahatça ulaşabileceğiniz fırçalar diye. Ama o kadar uzun süre geçti ki aradan, uyuşukluk, tembellik, hayat karmaşası, bir sürü sebep sayabilirim ama bu video bir türlü gelmedi. Tabii birçok video gibi bu da gelmemişti. Neyse, dedim ki sırada bekleyen çok daha önemli videolar olduğu halde bunu araya sokuşturayım. Çünkü fırçaları kullanmak istiyorum artık ve hani cidden üstüme psikolojik baskı oluşuyordu. Böyle önümde duruyorlar. Paketlerini açtım, böyle bir adım atayım dedim ki poşetlerden çıkar en azından Tuğçe'cim. Poşet yalnız Migros poşetinde taşıyor. En azından dedim ki hani bu da bir adım olur. Videoyu kendine çekmeye zorlarsın diye kendi üstüme baskı da kuruyordum. Neyse, sonunda bugün artık arkada konfetiler falan uçuyor. Öyle bir heyecan var burada yani. Burada bulunan 7 seti beraber deneyeceğiz, karşılaştıracağız, fikir alışverişi yapacağız. Ben bunların kimisini tipi güzel olduğu için, kimisini markayı bildiğim için, kimisini de ucuz olduğu için aldım. Bakalım nasıl çıkacak. Şaşırtabilir çünkü sizi. Sanırım hepsi sentetik fırça, yani gerçek kıldan değil, sentetik kıldan yapılmış fırçalar. Bunların hepsini, şurası hariç, sulu boy için kullanabilirsiniz. Burayı da kullanabilirsiniz çünkü ucu fark etmiyor, yani uçları bunun da sentetik. Özel kıldan falan yapılma değil. Tek farkı uzun saplı olması, yani bu akrilik ve yağlı boyalar için çalıştığınız yüzeye değmeden çalışabilin diye böyle uzun saplı oluyorlar. Yani aslında hepsini sulu boyada kullanıyor olacağım ben. Şimdi bunları tek tek alacağız, böyle uçlarını inceleyeceğiz. Çünkü kimisi işte yuvarlak uçlu, kimisi flat böyle düz kesme, kimisi mop brush dedikleri bu paspas fırçası mı diyeyim, yaymak için, karıştırmak için olanan. Kimisi böyle angled, kimisi filbert. Yani birçok ucu Türkçe karşılıkları var mı bilmiyorum da incelerken görürsünüz zaten. Uçları birbirinden farklı, tabii ki de kılları, kaliteleri birbirinden farklı. Onları böyle tek tek inceleyip böyle kağıdın üstüne çizgisel denemeler yapıp göreceğiz hangisi nasıl etki bırakıyor diye böyle bir çemkireceğiz, bir karşılaştırma, bir kıyaslama. Stil bu tarz benim yarışması gibi düşünebilirsiniz. Ama tabii ki de bu fırçaların hepsi şu anda böyle kolalanmış geliyor. Hepsi böyle uçları şahane duruyor falan. Suyun içine girdikten sonra gerçek renkleri ortaya çıkacak. O zaman hazırsanız ilk setimizle başlayalım. Bu arada dokunmak istemiyorum çünkü şunu dizmek için yaklaşık bir yarım saat falan harcadım. Çok gururluyum böyle tek 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 dizdim manyak gibi çünkü işim gücüm yok. Bunu bozmamak için olabildiğince uzatıyorum girizgahı. Ama bir noktada artık dalıp böyle ben kendimce ucuzdan pahalıya doğru sıraladım bunları. En ucuzdan başlayıp en pahalısına doğru teker teker inceleyeceğiz. İlk fırça setimiz Dalaran Rumi'den geliyordu. Bu Natural 8 diye geçen bir seri sentetik fırça hepsi. Yani gerçek kıldan yapılmayan. Üstlerinde de ne olduğu yazıyor işte oval, round, flat falan diye. Bunları bilmenize gerek yok. Ama bilseniz daha iyi olur. Yerlerde bir conversation içine katıldığınızda Allah'ım burada round brushmış, burada ovalmış diye artık yapabilirsin diyeceğim de muhtemelen öyle bir an gelmez. Ama öğrenmek istiyorsanız diye yazıyor ki genelde yazmaz fırçaların üstünde dedim. Yalancı çıkabilirim birazdan. Ben Dalaran Rumi'nin başka serilerini kullandım ama bu serisini hiç kullanmadım ki şu araya ben makyaj fırçasıydım, burada ne işim var deyip çevre değiştirmek adına buraya katılmış gibi görünen fırça da karışmış ki kendisi birazcık uyduruk duruyor ama göreceğiz bakalım. Oval wash diye yazıyor üstüne zaten. Yani böyle boyama, karıştırma, işte ton atma fırçası olarak da geçiyor. Böyle karıştırmak için genel böyle su atmak için ya da kağıdınızı ıslatmak için de kullanabilirsiniz. 1'den 8'e kadar neredeyse evet bütün numaralar var. Güzel bir şey. Çoğu da round, yani bu ucu yuvarlak kesim olan, benim en çok kullandığım, bence en kullanışlı olan fırça türünden. Şurada da flat wash var, yani şu ucu düz kesimli olanlardan. Şimdi bir iki tanesini deneyip bir bakalım kağıdın üstündeki etkisi nasıl. İlk olarak 0 numarayı alıyorum elime, serinin en küçüğü. Su tutması düşük, yani çok fazla boy alamıyor, yani çok fazla boy taşıyamıyor. Bu çok Allah'ım ne kadar kötü bir özellik diyebileceğim bir özellik, game changer değil ama yani uzun vadede sürekli suya daldırmanız, geri getirmeniz gerekecek fırçayı. Bu açıdan puanı herhalde 5 falan olabilir su tutma. Ama incelik açısından okey, yani sıfırdan beklentim benim bir tık daha yüksek olurdu ama fena değil. Şimdi bir tane flat wash deneyelim. Yani şu ucu düz kesik olanlardan. Şu an kolalı. Açıl bakalım, açıl gerçek yüzün. Birazdan ortaya çıkar. Şöyle bir iyice bir geçmiyor tabii özelliği. Bunları kullanmadan önce böyle 2 dakika falan suda bekletebilirsiniz. Gerçekleri, gerçek yüzleri ortaya çıksın diye.
Bu fırçalar böyle köşe boyamaları, detay boyamaları için çok iyi, bu kenarlı olan flat wash denilen. Bunun da şeyi, su tutması fazla yüksek değil. Bütün seri muhtemelen aynı olacak. Ama ilk denemede şey, tipi bozulmuyor yani. İstenen etkiyi veriyor. Böyle bir sürü kutucuk oluşturabilirsiniz bununla. Fena değil. Şimdi geçelim şu en büyüklerinden birini deneyelim. Bu da serinin 8 numarası. Çok fazla kolay yok üstünde. Rahatça anlarız. Ucunun inceliği çok iyi yalnız. Bu sıfırdan bile daha ince etki yaratabildi gerçekten. Yani elinizde şu olsa bile işinizi görürmüş zaten. Çok güzel şeye. İnceliği çok iyi. Çok rahat da, rahat diyorum, kolay kolay da bozulmaz muhtemelen suyun içine bırakıp gitmediğiniz sürece. Bu seriden 3 tane fırça denedik. Puanım kaç olur? Şimdi diğerlerini görmeden çok da puan vermek istemiyorum ama sanırım yaklaşık 10 üzerinden 6 verebiliriz diyebilirim. Niye 6 verdik? Çünkü şimdiden görüyorum böyle fırçaların uçları birazcık ayrılmaya başlamış. Yani muhtemelen birkaç kullanımdan sonra. Hepsinin değil ama araya böyle resmen karışık kokteyl yapmışlar. Kimisinin çünkü farklı kılları birbirinden. Şunun falan parçalanacak. Bu zaten şimdiden kendinden geçmiş, saçını süpürge etmiş bir fırça. Ama gideri var mı? Var. Yeni başlayanlar için gayet uygun bir set olabilir diyoruz ve size adadan gönderiyoruz. İkinci setimiz Pebeo. Benim Pebeo'dan bir tane fırçam var ve senelerdir kullanıyorum. Bu seriden değil ama o kadar çok seviyordum ki biraz daha Pebeo alayım falan diye. Bu böyle direkt zemin fırça seti olarak geliyor. Yani alt boya atarken, kağıdınızı ıslatırken, boyaları birbirine karıştırırken kullanabilirsiniz ki zaten gördüğünüz gibi hemen hemen hepsi büyük boy. Bence gayet böyle büyük küresinler yapıyorsanız ya dediğim gibi genel bir zemin atmanız gerekiyorsa çok kullanışlı. İşin güzelliği uçları da çeşitli. Kimisi böyle filbert, şu oval gibi kesimlere filbert deniyor. Bunlar da angled, yani açılı kesim olması iyi olmuş aslında. Çünkü birçok sette bunlara öncülük bunlara yer verilmiyor yani. Çok kalabalık detaylı bir set değilse genelde daha flat brush ve roundlar oluyor. Bir önceki sette gördüğümüz gibi. Böyle değişiklik olması açısından mantıklı. Ben buna şimdiden yükseldim zaten gördüğünüz gibi. Rengi falan da çok tatlı. Neyse bir deneyelim bakalım. İşte burada en küçük 2 numara var. Bir en küçüğünü, bir ortasını, bir de büyüğünü deneyebiliriz diye düşünüyorum. Wow, çok iyi. Bu arada yandan böyle birazcık daha böyle yatay kesilmiş gibi. Onun için çok güzel detay, böyle yan tutup incecik çizgiler atabilirsiniz biraz önce benim yaptığım gibi. Çok hoşuma gitti. Çok 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 hoşuma gitti hatta. Yükseldim bayağı. Bu bir filbert'ti. Bir de şuradan bu angled, yani açılı kesme fırçamızdan bir tane deneyelim. Bu niye güzel? Şöyle işte köşeli, detaylı, işte kenarına girmeli çizimler yaparken gayet işinize yarayabilir. Flat'ten ne farkı var? Birazcık daha ince girebilirsiniz. Yani tam köşe boyamalarına, ince detay yapmanız gereken yerlere daha rahat girebilirsiniz bununla. Onun için bence bir set alıyorsanız, yani böyle uzun süre kullanmalık bir set alıyorsanız içinde böyle bir açılı fırça olması mantıklı olabilir. Geçiyoruz büyüğüne. Yani bu direkt badana fırçası gibi görünüyor. Şöyle bir kolasını açalım önce. Aslında bunu tabii geniş bir alanı boyayarak görmek daha mantıklı ama çok birbirinden ayrılmayan. Zaten Pebeo, dediğim gibi Pebeo'yu seviyordum önceden de. Kenarları falan işte çok açılmadı, çok bir kendinden geçmedi. Birkaç kullanıma daha çok ortaya çıkar ama şimdilik benim genel böyle dokunarak da hissederek de anladığım için sizin göremediğiniz genel fikrim iyi olduğu yönünde. Çok fazla açılma ayrılma yapmaz gibi geliyor bana ama aranızda kullanan varsa bunu belirtebilir. Nasıl gidiyor? 2-3 ay sonra hala kendilerini, tarzlarını koruyorlar mı? Aynı kalıyorlar mı diye. Pebeo fırça setimizi Trendyol üstünden siz de rahatça bulabilirsiniz. Ben bu arada bunların çoğunu, yani neyse evet çoğunu Trendyol'dan, bazılarını da Anka Sanat'tan aldım. Yani siz de rahatça bulursunuz diye düşünüyorum. Buna 10 üzerinden çok mu bonkör olur? 7,5, 8, 7,5, 8 falan verebilirim. İkisi arasında bir yerde düşünebilirsiniz. Pebeo setimizi kenara koyup hemen bir sonrakine geçiyoruz. İşte benim daha önce hiç kullanmadığım bir fırça seti. Art Creation diye geçiyor. Bunlar Talents Art'ın başka bir serisi. Daha önce Talents'in fırçalarını kullandım ama bu Art Creation olanları kullanmadım. Bunlar bayağı bütçe dostu ve tip olarak çok güzel görünüyorlar bence. Bunu işte yanlışlıkla bir tane uzun saplısını almışım. Biliyorsunuz suyumdur. Hep yanlışlıkla uzun saplı alırım. İçten içe bir oil, şey, yağlı boy yapma arzusu olabilir bu. Böyle üçlü geliyor bu set. İçinde 8, 12 ve 14 numaralar var. Bir tane round, yok iki tane round, bir tane de flat. Hemen deneyelim. Çok kolalı. Boyanın içine böyle biraz çevirirseniz kolası olabildiğince açılır. Bayağı da açıldı. Evet, ıslandığındaki duruşu gayet güzel. Ooh,
Su tutuşu da iyi. Yani tabii ki de büyük olduğu için diğerinden daha fazla tutuyor ama hala devam etsem ederdi yani. Azalmadı boyası. Ve inceliği de güzel. İnce kalın etkisini yakalamı da güzel. Kontrolü de rahat. Şuradaki 12 numaradaki flatini deneyelim. Şey çok hoşuma gitti ya. Bu farkındaysanız böyle kenarları uca doğru böyle bir ovalleşip şöyle birleşiyor. O olay iyi çünkü çok hızlı bir şekilde açılma yapmaz. Genelde flatler dümdüz olduğu için çok iyi kalitede değil de bir süre sonra şöyle diye açılma yapıyor. Bunun muhtemelen açılması daha uzun sürer gibi geliyor bana. Şu anki izlenimim o şekilde ve ucunun şeyi keskinliği çok güzel. Yani tam anlatabiliyor muyum emin değilim ama ucu böyle bayağı ince, arada tutması, beraber durması falan çok iyi. Bir de hadi hatırı kalmasın. Şu en büyük roundu da deneyelim. Genelde işte çok kalalı olunca bunlar anlaşılmıyor. Suya değince of tüyler, okullar beraber kalacak mı ayrılacak mı diye. Şimdilik iyi, gayet ince ve güzel duruyor. Evet, su çok tutmadı. Muhtemelen iyi daldıramamış da olabilirim. Ama ince hissi ve kalın hissi gayet güzel. Şaşırdım açıkçası. Yani evet, Talens'in güzeldir ürünleri ama bu Art Creation olarak çıktığı için aynı seriden mi, yani aynı markadan seri olarak mı çıktı, yan marka olarak mı çıktı emin değilim o konuda ama bunları da, yani bunları da bir 7,5-8 veririm. Allah'ım bonkörlükten ölecek. Sakin ol Tuğçe, birazcık düşük puan falan ver, ortalık karışsın. Güzel, bence başlangıç için profesyonel olarak şu an tavsiye edemem yani çok kullanmadığım için ama başlangıç olarak güzel bir seçim olabilir diyoruz ve geçiyoruz bir sonraki setimize. Sırada çok ilginç bir set var. Evet, az önceki markanın yanlışlıkla aldığım uzun saplıları var şimdi de. Burada bir tane round, bir tane filbert, bir tane de flat koymuşlar. Dediğim gibi yağlı boya ve akrilik için daha ideal uzun saplılar. Ama biz burada sulu boyayla da gayet deneyebiliriz. Çünkü muhtemelen aynı kılları kullanmışlardır. Şöyle olabildiğince açmaya çalışıyorum ki su tutuşunu daha rahat görebilelim diye. Su tutuşu güzel ama arada bir tane şimdiden kötü çocuk, bir tane kötü kıl var. Yani o bir tanecik kıl bile çıksa o böyle kenarda tırtık yaratıyor. Beni sinirim bozuyor ve burada şunda bir tane var. Onu kesip kurtulabilirim ama ne gerek var? Yeni aldığım bir fırçayı niye keseyim diyorum ve seni sevmedim, sen git. Filbert gelsin. Filbertları hep nedense daha çok seviyorum, böyle kedi dili gibi. Ya şey çok güzel, şu yan tuttuğunuzdaki elde ettiğiniz incelik çok güzel. Şuna bak. Çok iyi. Bu iyi. Çok ayrılma yapmadı. Ucunda biraz tırtık var ama onu, yani o ucunu şu şekilde sadece flat wash falan yaptı, düz boyama yaptığınızda kullanacağınız için bir sorun yaratmaz o. Bunu sevdim. Zaten baştan da sevmiştim. Yancı medya gibi oldum şu anda ama şimdi bir de flat wash'ını, yani düz kesimini kullanıp deneyelim. Evet, bu da bir önceki serideki gibi böyle hafif oval içe doğru, yani fazla bozulma yapmaz gibi geliyor bana. Gayet hoş, beğendim. Şu ilkindeki minik, yani fabrika hatası olabilir, hepsini çıkacak diye bir kaide yok ama ilkindeki minik kıl dışındaki, onu keseceğim, sinirimi bozdu resmen. Set hoşuma gitti, aynı. 7,5-8 arası, bonkörlükten ödün vermeden devam ediyorum. Bu arada yeni aldığınız serilerde özellikle büyük fırçalar kıl dökmesi gibi oldu. İlk zaten aklıma geliyordu, zaten çıkmadı bir türlü. Kıl dökmesi yapabilir. Onun için birazcık suda bekletebilirsiniz bir 5-10 dakika. Şöyle bir saçını yoğurabilirsiniz. Zaten kıl döküyorsa çok iyi bir fırça değildir. Bıraktı, sürekli tüy falan bırakır cisminin üstüne, sinirinizi bozarsın. Özellikle bir akrilik falan yapıyorsanız o böyle kuruduktan sonra orada bir puturtu falan yapar. Böyle sulu boyada olduğu gibi hani kuruduktan sonra kurtaramazsınız. Sinir bozar yani. Böyle bir çekiştirerek bir bakabilirsiniz ama şimdiye kadar benim denediklerim hiçbirinde bir kıl dökme sorunu yaşamadım. Şimdi geçiyoruz 5 numaralı setimize. Bu set hakkında bayağı heyecanlıyım. Neden? Çok mu farklı? Hayır. Bu da aynı Talens'in Art Creation serisinin bir öncekiler gibi aynısı. Ama içinde çok fazla çeşit var. Hem numara çeşitliliği hem de uç çeşitliliği çok fazla. Mesela ben hayatımda hiçbir zaman şunun gibi bir fırça kullanmadım. Onun için merak ediyorum. Bu da aynı şekilde. Sanırım bunu da hiç kullanmamıştım. Böyle creativity'ye gitmişler. Bayağı da hoş olmuş. Bence güzel etkiler yaratabilir. Böyle oval kenarlar boyamak için, yuvarlak geçişli şeyleri böyle temiz bir şekilde boyamak için gayet ideal olabilecek bir fırça. Tek sorun şimdiden, yani yeni geldikleri halde kılları birazcık dışarı bakıyor. Onun için çok bir beklentim yok. Mesela şunu da görebilirsiniz demek istediğim şeyi.
Burada yelpaze fırça var. Bunları küçükken çok kullanırdım. Çam ağacı yapmada falan. Genel tekstür oluşturmak için çok iyi. Fan brush diye geçiyor. Çam ağacı yaparsanız varsa ileride Allah'ım çam boyamak istiyorum diye bunlardan edinebilirsiniz. İşinizi çok kolaylaştırır. Flat cut'ı var, angled var. Yani arayabileceğiniz neredeyse her şey var içinde. Hemen bu inceyi alıp başlayalım. Bu gerçekten round'la flat arası bir şey. Tam anlayamıyorum yani ne olduğunu aslında. Tamam, suya girince ucu birleşti. Bu iyiye işaret. Az önce daha dağınık duruyordu. Evet, çok ince detaylar değil ama evet, bir tane kılı kenara ayrıldı bile. Gene sinir bozucu bir tanenin şöyle yana çıkması. Geri kaçtı içeri. İlginç. Bana minik değişik sinyaller veriyordu. Çok ince detaylar yapmak için değil ama genel alanı boyamak için okey. Böyle bir fırça bence olmasa da olur. Olsa olur mu emin olamadım. Yani okey. Sadece okey diyebilirim. Ama hala yanda bir tane böyle kötü tohum gibi kenarı çıkmış bir tane şeyi var. Kılı var. O gıcık etti beni. Bunu bırakıp şunu deneyelim. Bunu zaten merak ediyordum nasıl bir etkisi olacak diye. Böyle çalı efekti yapmak için kullanılabilir. Ama sanmıyorum ki fırça onun için üretilmiş olsun. Normal boyamadı ama güzel. Kendince hoş bir etkisi var. Yani değişik tekstürler arıyorum, değişik etkiler arıyorum derseniz mantıklı olabilir böyle bir fırça almak. Sonra şunu deneyelim. Ben meraktan ölmüş yalnız. Çok iyi değil mi? Çok hoşuma gitti benim nedense. Çok etkili. Su hiç tutmadı. Birazcık daha alıp tekrar deneyeceğim onun için. Of, incecik de boyuyor. Bunu çok sevdim ya. Değişik, çok kendine özgü bir etkisi var. Hoş olabilir yani böyle bir şey olması serinizde. Merak edenleriniz için bu yelpaze fırçayı da deneyeyim. Nasıl bir şey o, nasıl bir etkisi var onun, Tuğçe bu ne ayaktır derseniz. Bu biraz kötü yapılmış çünkü şöyle yamuk duruyor. Yani normalde bunun böyle düz durması gerekiyor. Bunu bilerek yaptıklarını hiç sanmıyorum. Görmemiştim çünkü böylesini ama olabilir şimdi bilmiyorum. Yani böyle efekt yapmak için kullanabilirsiniz ama normalde bu şöyle kullanılıyor. Şöyle. Belki Bob Ross'a falan görmüşsünüzdür. O da kullanıyordu galiba. Böyle çalı çırpı efekti yapıp böyle. Normalde tabii bu düz oluyor. Bir de daha round bir şekilde oluyor. Yani benim kullandıklarım o şekildeydi. Böylece sadece ucunu değdirip minik etkiler, daha genel bastırıp böyle daha geniş etkiler yakalayabiliyordunuz. Yani bu fırça bu seride olmasa da olurmuş. Çok güzel bir etki yakalayamadı çünkü. Kendisini adadan gönderiyoruz. Şunu deneyelim çünkü bu gerçekten şey gibi, ekleme saç yaptıran ablalarımıza dönmüş. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şuraya kadar mı? Sonra böyle alttan şey çıt çıtlı saç taktırmış da uzamış gibi. Hiç böyle bir fırça kullanmadım. Cahilliğimden de şu an böyle konuşuyor olabilirim. Nasıl bir etkisi olacak? Ne işe yarayacak bilmiyorum. Bu da genel olarak bir dişli ayrılma yaptı. Eğer yakalamak istediğiniz böyle bir etkiyse mantıklı tabii. Yani flat'ten çok bir farkı yok. Tek olayı belki de alttaki katmanından dolayı uçlarının böyle çatal çatal ayrılması oldu. Böyle bir tekstür yakalamak istemiyorsanız çok da bir işe yaramaz aslında. Fiyat performans olarak okey. Çünkü çok pahalı bir set değil. En azından ben aldığımda 12 tanesi 300'e falan almıştım. Çok ne diyeyim? Çeşitlilik olarak güzel. Yani her tür fırçam olsun diyorsanız okey. Yeni başlayanlar için okey. Puan olarak 8, 7,5-8 verebilirim anca. O da yani şu uçlarının dağılması, şu yelpazenin kötülüğünden dolayı kırdım. Ama çeşitlilik olarak hoş. Hemen hemen her şey var. Dediğim gibi uzun vadede böyle senelerce kullanayım diye alınacak çeyizlik bir fırça seti kesinlikle değil. Bu setimizi de kenara bırakıp adadan uğurlayıp hemen geçiyoruz. Bir sonraki set artık kalite giderek artıyor yani. Öyle olması gerekiyor da en azından. Şimdi karşımızda Vincent'ın S10 serisi var. S10 da olmadı değil mi? S10 diyelim. S10 serisi var. Altın dahil olduğu için zengin gösterme söz konusu. Ben daha önce Vincent'ın fırçalarını kullandım bu arada. Çok da beğeniyorum normalde. Kendilerini çok severim. Ama bu seriyi kullanmamıştım. Bu seride dikkatimi çeken şey her boyun angled yani açılı düz kesimini yapmışlar. Sadece buna özel. Ne diyeyim daha böyle kübik geometrik böyle çizmeler yapıyorsanız mantıklı olabilir böyle bir seri edinmeniz. Hemen bu en küçük numarasıyla deneme çekimlerimize başlayalım. Şu miniciğin su tutuşuna bakın. Daha gitse de giderdi bu arada. Ya sen çirik. Çok güzel. İnce etkisi de çok güzel. Su tutuşu da çok güzel. Yani bununla illa hani yandan kesmeli diye onu özel ona spesifik çizimler yapmanız gerekmiyor. Her şeyde kullanabilirsiniz. Benim hoşuma gitti. Tuğçe beğendi. Bir tane orta boyunu deneyelim.
su tutuşu falan da çok iyi. Yani çok ince, çok kısa duruyor. Yani genele göre tüyleri kısa ama su tutuşunu falan sevdim. Zaten şey, yancı başlamıştım videoya. Vincent'ı aldım. Ah canım benim ya, daha önce de kullandım, çok sevmiştim diye. Yancılığım hala da devam ediyor. Neyse yüzümü kara çıkarmadı. Şimdi setteki en büyüğü deniyorum. Şahane su tutuşu. İnciler kalınlar. İstediğiniz her etkiyi yaratabilirsiniz. Bu sete benden net helalinden 9 puan. Helalinden. Yani keşke diğerlerine böyle 6 falan verseydim. O zaman buna daha mantıklı 8-8,5 verebilirdim ama genel gidişata bakarsak bunlara 9. 9'un üstüne bile çıkabilirdi yani. Uzun vadede kullanmak adına kesinlikle öneriyorum. Ki daha önce Vincent kullandığım için öneriyorum. İçinizde özellikle bu seriyi kullanan da bir fikri olan varsa tabii ki de belirtebilirsiniz. Şimdi artık yavaş yavaş büyük toplar geliyor. Büyük toplar demeyeyim de artık bir önceki de güzeldi. Son iki setimiz kaldı. Bir tanesi sizi hiç şaşırtmayacak. Dalaran Rowney'nin normal saplı serisi. Niye normal saplı diyorum? Çünkü bende zaten bu setten var ama uzun saplısını almıştım yanlışlıkla. Kesip kesip kullanıyordum böyle yanımda daha rahat taşıyayım diye aslında kesiyordum. Ve tutarken hani daha rahat, denge kurması daha rahat olsun diye. Çünkü sulu boyada kullanıyorum ben. Ama bu kez normal boyutlusunu aldım. Bu 6 parça olarak geliyor. İçinde de işinize yarayacak her şey var. Onun, o açıdan çok mantıklı mesela işte. Bir tane ince round var. Sadece şey yok. Detay fırçası yok. Yani böyle 0 numara, 1 numara bir detay fırçası olursa benim gibi minik detay yapmayı seviyorsanız mantıklı bir girişim olabilirmiş. Ama onun dışında işte böyle bir tane flat wash var. Bak bunda da yazmışlar ne olduklarını. Geniş alanları boyamak için, karışım yapmak için şahane. Bir tane filbert var. Bir tane round var burada. Güzel, her şey için kullanılabilir. Angle shader var. Mesela bunun ve şunun tüylerinin aşırı kendinden geçmiş olmasına şok oldum şu an birazcık. Daha önceki serilerimde böyle bir sorun yaşamamıştım. Yani şimdiden açılmış geldi ama belki suya sokunca birleşebilir. Bazı fırçalar da öyle çünkü. Ha, liner. Bu da ince çizgi yapmak için, dallar falan yapmak için böyle mantıklı bir yatırım olabilir. Bu biraz bana kalın göründü ama deneyip görelim nasıl bir etkisi olacak. Öncelikle bu rigor brush'tan başlayalım. Yani ince detay fırçası da diyebiliriz aslında. Dal falan yaparken çok mantıklı. Bakın suya girdikten sonra uçları birazcık birleşti. O eski dağınık etkisi kalmadı. Çok iyi. İncelik iyi. Yani düzgün açılarda ve az baskıyla kullandığınızda bayağı dal fırçası dedim adının hakkını veriyormuş. Bayağı birleşti. Ben çok kuruyken ki o iğrenç etkisi kalmadı. Yani suya girince birleşti kılları. Güzel. Sevdiğim gibi. Şu filbert'i deneyelim. Ben filbert'e genel bir düşkünlüğüm var farkındaysanız. Çok güzel ya. Çünkü yan tuttuğumdaki şu ince etkisi çok hoşuma gidiyor benim. Aa çok ince etki vermedi şu anda şey oldum. Kalbim kırıldı ama çok sulu da olabilir tabii. Evet birazcık suyu fazlaymış, ondan olmamış. Yoksa olacakmış yani. Hakkını yemeyelim fırçanın. Hadi şunu deneyelim. Yani su tutuşu normal. Daha çok batırsam daha çok tutardı. Uçları ayrılmıyor. İçe doğru, içe doğru böyle açılanması da güzel. Bu seri beni şaşırtacak mı acaba? Hayal kırıklığına mı uğrayacağım demiştim şu kıl dağınıklığından dolayı ama suya girdikten sonra kendilerini toparladılar ve güzel bir etki bıraktılar bence. Buna da 8.9 vereyim. 9 vermeyeyim. Niye bilmiyorum. Ama Dalaran Rowney'nin ben uzun süredir kullanıyorum. Ve uzun vadede fiyat performans olarak çok mantıklı bir ürün. Böyle bir set almanız yeni başlayan ve orta dereceler için aslında çeyizlik yatırım değil. Çünkü zaten çok pahalı değil. Böyle wow 10 sene kullansam bana mısın demez abilik bir. Öyle bir fırça var mı bilmiyorum ama öyle bir şey değil. Ama fiyatına göre, kullandığınız vadeye ve kalitesine göre gayet alınabilitesi yüksek bir ürün. Benim de zaten videolarda her zaman gördüğünüz hem dekoratif olarak turuncu renginden dolayı hem de performansını beğendiğim için sürekli kullandığım bir ürün. Yani size de kesinlikle gönül rahatlığıyla tavsiye ediyorum. Artık geçiyoruz son fırsat ürünümüze, son deneme ürünümüze. Bu Van Gogh'un serisi. Daha önce Van Gogh'un fırçalarını kullandım ama bu seriyi hiç kullanmadım. Bunlar sulu boya ve guaj fırçaları olarak geçiyor. 9 parçalık bir set. İnce uçlu olmaları aşırı hoşuma gitti. Çünkü ben genelde ince detay fırçalarını kullanıyorum büyüklerden ziyade. Ve yanınızda taşımak için çok ideal seyahat ederken falan. Çünkü çok küçükler. Yani benim ellerim evet büyük ama bunlar gerçekten küçükler. Daha önceki fırçaları kıyasla görmüşsünüzdür. Ve içinde birçok çeşidi var. Ve daha önce benim hiçbir zaman sahip olmadığım bir datat fırçaları var. Yani şu metal uçlu gördüğünüz. Ben kullanışını görmüştüm ama kendim hiç kullanmadım açıkçası. Onu da deneriz birazdan görürsünüz.
İçinde güzel roundlar, angled var, flat wash var. Evet, yelpazesi de var. Bak bu yelpaze birazcık daha insancıl, daha düz duruyor. Yani olması gereken de buydu zaten. Şimdi bunu da deneyip görürüz hep beraber. Hemen heyecanım yenik düştüm. Şu datıtla başlayacağım. Aa, çok hoş bakın. Görüntüsüne göre bayağı tuttu. Başka bir kullanım amacı varsa bu arada bana söyleyin. Benim bildiğim ve gördüğüm sadece buydu bu fırçadan. Bu şekilde çizgi de yapabilirsiniz ama su tutuşu çok olmadığı için çok mantıklı değil. Özellikle bir efekt yakalamak adına kullanmıyorsanız. Hoş bir round fırçası var ama suyu görünce inanılmaz güzel birleşti uçları. Böyle bayağı incecik oldu. Sanırım beklerken en çok heyecanlandığım serilerden biriydi. Bu fırça setini bir de Vincent'ınkini. Bu arada su tutuşuna bakın. Daha giderdi yani. O kadar incecik, inanılmaz su tutuşu var. Çok iyi. Bu bana Anka Sanat'tan gelmişti galiba. Hala var mı bilmiyorum ürün ellerinde ama kesinlikle tavsiye ediyorum. Çok 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 iyi. Heyecanlanıp beklediğim kadar varmış yani. Bu arada Van Gogh'un Royal Talents serisi. Onu da belirteyim şimdiden. Hani ararsanız bulamazsanız belki tipi değişmiştir. Angled da çok iyi. Genel fırçanın uç kalitesi, ucunun tutuşu ve su tutuşu inanılmaz güzel. Filbert'te flat wash arası bir şey yok. Flat wash. İyi, minik bir flat wash'im yoktu. Hepsi çok büyüktü. Hemen şey deneyelim. Yelpazeyi deneyelim. Yelpazeleri ben hep yağlı boyada kullandım. O sulu boyada hiç kullanmadığım için şu anki etkisi beni ondan da şaşırtıyor olabilir. Bak bu mesela o dediğim etkiyi yapıyor. Daha çok bastırırsanız daha çok kıl dahil oluyor işin içine ki zaten öyle olması gerekiyordu. Gene benim o önce kullandıklarım kadardı. Benim önce kullandıklarım daha küttü ve daha sıktı. Böyle direkt tek kıl etkisi bile yakalayabiliyordun ucunu değdirdiğinde. Böyle hepsi değmiyordu ama bunun yani şuna kıyasla zaten siz bile farkını görebiliyorsunuzdur. Yani ot, çalı, çiçek, böcek yapmak için bayağı ideal. Round'u deneyelim. Bu da sonu olsun. Bütün sayfayı boyamak istiyorum. Su tutuşu şahane. İnceliği çok iyi. Çok güzel. Bu kesinlikle 9.9. Niye 9.9 verdim? Çünkü her zaman daha iyisi vardır diye düşünerekten verdim. Bugün denediklerim içindeki en iyi seri kesinlikle bu. Çeyizlik ürün, hediyelik ürün, uzun vadeli ürün olarak alabilirsiniz. Ama zaten Van Gogh'un fırçalarını hemen her seri tabii ki de aynı olmuyor ama genel olarak ben seviyorum. Size de tavsiye ediyorum. Bugün sizlerle 7 tane set denedik. Bunlardan 3'ü aynı markadan geliyordu. 3'ü sanırım. Evet ama farklı serilerden. Serilerini nasıl fark ettiğini de görmüş oldunuz. Değişik uçlarda denedik. Fiyat performans karşılaştırması da yaptık. Umarım yardımcı olmuştur size bu video. Bana bile yardımcı oldu. Şöyle bir genel fikrimi update etmiş oldum. Size güzel önerilerde bulundum diye düşünüyorum. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir, yardımcı olmuştur. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizinle yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.